niyetiyle Sayın Murat Büyükarpa'da aynı soruları yönelteceğim. Sayın Murat Başkanım, Sayın Davutoğlu Adıyaman'ı ziyaret etti. Evet. Sayın Genel Başkanımız. Sonra da Kahta'ya geldi. Neler yaşandı, neler yaptınız? Onu bir anlatır mısınız bize? Öncelikle ekranları başında bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza buradan teşekkür ediyoruz. Bizi izledikleri için. Siz Mercan TV ailesine de çok teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Şunu söylemek istiyorum. Genel Başkanımız Adıyaman ve Kahta programı çok güzel geçti. Sağ olsun esnaflarımız olsun ve vatandaşlarımız olsun. Genel Başkanımızı çok güzel bir şekilde karşıladılar. Genel Başkanımız Kahta ziyaretinde çok memnun kaldı. Kendisi Allah kısmet ederse bir iki ay sonra tekrardan memleketimize gelip bizi ziyaret edecek. Vatandaşlarımızı aynı şekilde bir daha ziyaret edecek. Tabii bu konuda memleketimizin bazı sıkıntıları, vatandaşlarımızın sormuş olduğu sorular dile getirildi. Genel Başkanımız bunları hepsini tek tek not aldı. Evet. Adıyaman'ımızın, Kahta'mızın sorun ve sıkıntılarını Allah kısmet ederse iktidara geldiğimizde ilk yapacağımız Adıyaman için kendisi de söyledi. Adıyaman, Kahta benim için farklı bir yer. Ben evet. Adıyaman, Kahta'ya farklı bir gözle bakıyorum. Ve iktidara geldiğimiz zaman da Adıyaman ve Kahta için en güzel plan ve projelerimizi halkımıza sunacağız ve gerekli hizmetleri de en güzel şekilde yapacağız dileklerinde bulundu. Buradan da genel başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet, genel başkanım hemen bir keseyim, bir araya gireyim. Davutoğlu, Sayın Davutoğlu önce şeye geldi, Adıyaman'a geldi. Orada havaalanında görkemli bir karşılama yaptınız, davullu, zurnalı böyle. Daha sonra da oradan bir gün sonra mı Kahta'ya geldi? Evet. Aynı gün mü geldi? Bir gün sonra. Ondan sonra bir kahvaltı yaptılar Adıyaman sebze halinde. Sonra da Kahta'ya geldiniz. Biraz tepkiler de vardı sanki Sayın Davutoğlu'na Adıyaman'da gördüğümüz. Özellikle bir iki kişinin daha sonra basına yansıyan kadarıyla söylüyorum. İşte bir tanesinin Seyfettin Bilen Başkan'ın söylediğini kadarıyla söylüyorum. Sayın Dağtekin'in akrabası olduğunu iddiaları oldu. Bu konu hakkında ne diyorsunuz? Şimdi tabii biz bunu biliyoruz Abdullah Bey. Bazen AK Parti'nin yapmış olduğu ve AK Parti'nin grubunda ve yönetiminde yer alıp da genel başkanımıza ağza alınmayan hakaretlerin de ettiklerini çok iyi biliyoruz. Evet. Şimdi Dağtekin'in bizim araştırmalarımıza göre Dağtekin'in akrabasıymış. Evet. Kendisi genel başkana tepki gösterdi ve bunu da medya açısından biraz daha hani gündeme otursun diye ve işte Ahmet Hoca gittiği her yerde tepkiyle karşılaşıyor diye bir algı operasyonu yapıyorlar. Evet. Tabii bunu halk olarak da hem siyasi parti olarak da halk olarak da hepimiz çok iyi biliyoruz ki Ahmet Hoca siyasi hayatında bugüne kadar en temiz, en dürüst, en iyi siyasetçilerinden biridir. Evet. Çünkü genel başkanımız siyasi hayatının her zaman temiz olmasını, mesela biz şöyle örnek söyleyeyim, biz yönetimimizi kururken bile bize demek istediği tek kelime, kendi ailenizle, enişteniz, akrabanız kesinlikle yönetimde yer almayacak. Evet. Kesinlikle. Biz zaten eniştelerle, akrabalarla baş eden, onlara baş kaldırmış biriyiz. Hı hı, evet. Çünkü biliyorsunuz evet. 128 milyar doları kim aldı bu ülkede? Yani bugün Türkiye'de birçok şu anda hazinede paranın olmaması, birçok yolsuzluğun, birçok şeyin akraba kaynaklı. Akraba kaynaklı. Evet. Tabii, Türkiye'nin genel siyasetinden bahsediyoruz. Yerelinden bahsediyoruz. Hangisi? Genel değil mi? Türkiye'nin genelinden. Genel siyasetten evet. Genel siyasetten. Bunlar şu an Adıyaman bölgesinde de mesela Kahta'da genel başkanımız çok güzel karşılandı. Evet. Şarkılarla, davul zurnalarla, sözlerle, şiirlerle karşılandı. Genel başkanımız esnaf ziyaretinde hiçbir esnaftan hiçbir tepki görülmedi. Aksi takdirde bütün esnaflarımız biz sizin yanınızdayız. Dik durun, eğilmeyin. Her zaman bu vatandaş sizin yanınızda. Şimdi Ahmet Hoca kendini kanıtlamış bir insan. Evet. Yani Dışişleri Bakanlığı döneminde de başbakan döneminde de kendini kanıtlamış. Evet. Çünkü halk biliyor artık Ahmet Hoca'nın
iktidara geldiği zaman bu memleket için neler yapacağını, ne gibi hizmetlerini yapacağını biliyor. Çünkü kendisi akıl hocası yani. Evet. Yani aklı çalışan dört dörtlük bir genel başkanımız var. Buna da biz memnunuz. İşte Kahta halkı iyi mi karşıladı Sayın Dağıtoğlu demek istiyorsunuz? Evet. Bir övgüyle, büyük bir coşkuyla karşılandı. Adıyaman'da da aynı şekilde. Evet. Mesela sarılıp yaşlı amcalarımızın evet. sarılıp da ağlayıp genel başkanımızla onunla beraber ağladığını gördük. Evet. Evet. Hatta bizde o videoların dayanları var. Hı hı. Ama kimse onu paylaşmıyor. Evet. Hatta orada vatandaşın kendi arasında o insana tepki gösterdiğini evet. ve sen AK Parti tarafından kiralandığını kimse onu söylemiyor. Evet. Hiçbir sosyal medyada, hiçbir platformda bunu dile getirmiyorlar. Sadece işine gelen yerleri alıp kesip, düzeltip evet. Medyaya sunuyorlar. Çünkü siz de biliyorsunuz yani şu an medyanın %80'i AK Parti'nin elinde. Hı hı hı. Sizin gibi tarafsız medya şu anda pek nadir bulunuyor. Şimdi Sayın Başkan, malumunuz yaz geldi. Evet. Sırrı Başkan'la da biz bunları konuştuk, sizinle de konuşacağız dedik. Kahta'da bir su sorunu başlamış. 3 tane mahallemizde yani kesintili su veriliyor denildiğine göre şu an. Bu su sorunu hakkında bilginiz var mı? Nasıl halledilir? Ne yapılması lazım? Şimdi Tula Bey az önce Sırrı Bey'le su sorununu konuştunuz ama Sırrı Bey biliyorsunuz belediye grup başkan evet. vekili. Evet. Kendisi aynı zamanda AK Parti'nin. Hı hı. Şimdi ben bazı konularda biraz şey yapıyorum yani bana hı hı. karşı biraz kendilerinin göstermiş olduğu tepkileri mecliste niye getirmiyorlar evet. bunu bile. Bugün biz barajın dibindeyiz yani şöyle karşı tarafı gösterirseniz. Evet. Karşı tarafı gösterirseniz daha biraz daha şey olur. Evet. Barajın dibinde yaşıyoruz ama su sıkıntısı yaşıyoruz. Hı hı hı. Çünkü altyapının yetersiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Yani bir yerlerden su gelmesi önemli değil. Su var, dibimizde var ama Kahta'nın altyapısı yetersiz. Evet. Bugün altyapı için çizilmeyen, yapılmayan bir proje için bugün kalkıp da su sıkıntısını konuşmaları bence çok şey yani. Kendi aralarında bu su sıkıntısı yıllardır var yani. Ya şimdi bu kimin sorunu Sayın Başkan, bu su sorunu? Şimdi anladığım kadarıyla siz su sorunu, topu AK Parti'ye mi atıyorsunuz? Topu AK Parti'ye atıyorum. Evet. Aynı zamanda belediyeyi yönetenlere de atıyorum. Ya su sorunu halletmek belediyenin işi değil mi? Belediyenin işi. Evet. Ama orada 15 tane AK Parti'nin grup öncümenleri var. Öncümenleri var. Evet. Şimdi çoğunluk AK Parti'de. Evet. Yönetim, iktidar AK Parti'de. Belediye başkanı Saadet Partisi'nin belediye başkanı. Evet. Şimdi belediye başkanı bunu sunar. Encümenler oy birliğiyle karar verir. Evet. Bunu veya grup başkanları belediye başkanına sunar. Tartışılır. O memlekette bir su sorunu varsa o AK Parti veya Saadet fark etmez. Evet. Dile getirilir. Belediye başkanı buna göre şunu diyorsun. Sayın Başkan şunu diyorsun aslında. Bu gündeme kendi gündemlerine getirmiyorlar. Anladım. Ama anladım. Medya üzerinden gündeme getirmeye çalışıyor. Anladım. Aslında diyorsunuz ki olay şu. Yani AK Partili meclis üyeleri isterlerse, canları isterlerse tabii. bunu meclis gündemine getirirler. Tabii. Evet çünkü sayıları fazla. Böyle bir teklifte bulunurlar. Teklif sunucu da herhalde o da uğranırsa geçer diyorsunuz. Ama meclis üyeleri, AK Parti'nin üyeleri teklif getirme hakkı var mı yok mu tam olarak bilmiyorum. Çünkü o mevzuatı hakim değilim. Eğer bir şey varsa, yani bunlar getirebiliyorsa teklifi doğrudur dediğiniz gibi. AK Partili meclis üyeleri de sorunlu bu kadar. Esso sorunu yaşanıyorsa şu an. Evet. Şu an benim gözümde hepsi sorunlu. Evet. Çünkü bu su sorunu, yani Kahta'mızın su sorunu, Kahta'mızı ilgilendiren bir şey. Evet. Ama bugün belediye encümenleri, hani siz söylüyorsunuz ya, yani, ben prosedürü bildiğim için söylüyorum. Evet. Şimdi Kahta'nın sorun ve sıkıntıları nasıl giderilir belediyede? Belediye, diyelim ki bir mahallede park yoksa veya o mahallenin su sorunu varsa, bunu vatandaş dile getirir, dilekçe verir, belediye bilmiyorsa tabii. Vatandaş dile getirir, benim mahallemde su sorunu vardır, park sorunu vardır diye. Belediye de bunu meclise sunar. Tabii evet. yapmak isterse. Hizmet evet. yapmak isterse
Bunu sorar. Sorarlar şeye. Ve bunu belediye meclisine getirir. Bunun üstünde konuşulur, tartışılır. Gereken hizmet neyse ona göre oylaması yapılır. Ondan sonra gerekli hizmet yapılacaksa yapılır, yapılmayacaksa yapılmaz. Ama belediye encümenlerine de bu soru belediye başkanına bunu dile getirebilirler. Şu mahallemizde şu sıkıntı var. Vatandaşın bizden beklemiş olduğu şu hizmet var. Biz bu hizmeti yapmak istiyoruz diye. Evet. Belediye başkanına önerir. Belediye başkanı da meclis başkanlarına, meclis üyelerine dile getirir. Orada bir karar alınır. Tabii dediğim gibi hizmet yapılmak isterse yapılır. Yapılmak istemezse yapılmaz. Yani. Bugün Kahtamız Atatürk Barajı'nın dibinde. Evet. Burada su var. Suyun cefasını biz çekiyoruz. Verimli araziler suyun altında. Ama sudan biz faydalanmıyoruz. Çevre iller. Çevre iller faydalanıyor. Evet. Biz faydalanmıyoruz. Evet, evet, evet. 2 kilometre şurada. Boru çekmek Kahta'ya 2 kilometre. Evet. 10 tane dinamo koysun, 7-24 saat çalışsın, Kahta'yı suya boğar. Evet. Ama memleketimizde su sorunu var. Evet. Şimdi bir de su sorunu ilgili şu var. Gelen suyun kalitesi. Yani şu anki arıtma tesisi. Tam kapasite çalışıyor mu veya bypass mı edilmiş? Çünkü suda kum oranı çıkıyor biz yani. Bardağı koyduğumuzda beklettiğinde belli bir süre sonra o bardağın dibinde bir kum birikintisi olduğunu biz gözle görüyoruz. Bu bir. İkincisi bir de asbest boru sıkıntısı var. Kanserojen madde yapan bir maddeden yapmış. Biliyorsunuz zamanla kanser yapıyor. Bununla ilgili sıkıntılar var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi Abdullah Bey biz 1980'lerde yaşamıyoruz. Evet. Biz 2022 yılında yaşıyoruz. Şu an biliyorsunuz her şey modern bir şekilde yapılıyor. Evet. Yani millet uçan araba üretiyor. Evet. Ama biz ne yazık ki şu an burada memleketin asbest borularından bahsediyoruz. Şimdi bu boruların yıllar önce kanserojen madde ürettiğini hepimiz söyledik. Evet. Ama biz bundan 10 yıl önce bunu söylediğimiz zaman kimse bize diyordu ki ya böyle bir şey yok. Evet. Olur mu böyle bir bunu şey? Bunu kendileri de ifade ediyor Sayın Belediye Başkanımız. Evet. Bu böyle bir asbest borudur diyor. Şu an kabulleniyorlar. Evet. Şu an diyorlar ki doğrudur. Bu şekilde. Bunların değişmesi lazım. Evet. Buna göre bütçe ayrılması lazım. Bunların bir an önce yapılıp vatandaşın sağlığıyla oynanmaması lazım. Arıtma tesis alanına gelince. Evet. Şimdi arıtma tesis alanı denilince ne oluyor? Akla su arıtma geliyor. Evet. Eğer bu arıtma tesisi suyu arıtamıyorsa, hala vatandaşa kumlu veya çamurlu su geliyorsa, demek ki burada arıtma tesisinde bir sıkıntı var demektir. Ya arıtılmıyor, evet. Direkt basılıyor vatandaşa. Ya da çalıştırmıyor, evet. Bypass edilmiş olabilir. Arıtılıyorsa bir arıza vardır, o arızanın çözülmesi lazım. Evet. Hatta ben az önce şunu dile getirdim. Abdurrahman Bey'le beraberdik biliyorsunuz. Evet. 70 kilometre su memlekete geldi. Gerek 70 kilometreden bu buraya getirilmiş. Yani çok uzun bir mesafe. Evet. Gerek var mıydı? Bence yok. Yani. 2 kilometre su burada. Dibimizde Atatürk Barajı. Ama biz 2 kilometreden değil. 80 kilometre. Ben tabii yanılmıyorsam suyu kaynaktan almadık. 70 kilometre getirmemize rağmen. Aynen. Su kaynakta değil. Doğru mu? Aynen. Şimdi bir de şunu söyleyeyim ben Abdullah Bey. Kahtamız sadece su ve sıkıntısı yok ya. Yani. Kahtamızın birçok sıkıntısı var. O sıkıntılara geleceğiz. Şu su sorununu konuşalım. Çünkü sırayla mahallelere su veriliyor. Şu an sıkıntı yaşanıyor. Muhtarlarımız bunlardan şikayetçiymiş. Su sorunu var diye. Çünkü yaz daha yeni başlıyor. Bu şekilde giderse su sıkıntısı giderek artacak ki geçen yaz yaşamıştık bu sorunu. Bunu böyle dile getirmiş olalım. İkinci bir konuya geçelim hemen Sayın Başkan. Sizin de dikkatinizi çekmiştir özellikle sizin tarafa ait. Bir de hakikat işte ilgilendiğiniz için bu işe de hakimsiniz yanılmıyorsa. Evet. Bu Aşağı Kent'in orada bir çöp dökme yeri var belediyenin. Çöp toplama alanı daha doğrusu diyorlar. Şimdi orada 3 senedir yaz aylarında bir yangın çıkıyor. Ve şöyle pis bir koku. Aylarca söndürülemiyor. Pis bir koku. O insan tehlikesi geçiriyor. Hayati tehlikesi olan bir olay. Şimdi bu konu hakkında bilginiz var mı? Ne düşünüyorsunuz? Ne söylemek istersiniz? Şimdi Abdullah Bey şunu söyleyeyim.
belediyelerin geri dönüşüm projeleri vardır. Evet. Şimdi geçen de hani benim açımdan kalırsa bence bu geri dönüşümler sadece kağıt toplamayla değil yani. Evet. Bugün belediye oranın geri dönüşüm ihalesini vermiş. Evet. Orada kendine ait olan malzemeyi topluyor. Yerine de ateş verip yakıyor. Ama burada 5 ay boyunca bu ateşin sönmemesi ve buradaki insanlarımızın sağlık sıkıntılarının yaşaması bence evet. çok yanlış bir şey, çok abaza bir şey. Evet. Bu da Kaft halkının yani hak etmediği bir şey. Şimdi benim açımdan bu ateş belediye mi yakıyor orada? Oradaki belediye personeli bize gelen ihbarlarda ve bize gelen bilgilerde belediyenin iki tane personeli yakıyormuş. Onlar da biz yakmıyormuşuz diye. Neden? Neden? Niye yakıyorlar şey bunu? Hatta bir ara geçen sene hatırlarsanız Abdullah Bey 5 ay boyunca çöp alanı hiç sönmedi. Evet. Hatta belediye işte bir söndürme çalışmaları falan oldu. Ama başaramadı. Mümkün değil. Sönmez zaten. Yani şimdi. Bize gelen orada ihbarda geçen sene bir tane vatandaşın yani kendisinin belediye personeli olduğu ateşi yakıp kaçıp gitti. Bilerek yakılıyor bu ateş. Aynen. Peki orası neden yakılır? Çünkü bu ciddi bir iddia. Şöyle söyleyeyim yani ben çünkü kendi gözümle görmediğim için evet. ne kadar doğru ne kadar yanlış onu bilemiyorum. Bunu yapan insan sağlığı ve halkı düşünen bir insan değildir. Bence aklı dengesi de pek yerinde olmayan bir insandır. Çünkü aklı dengesi olan bir insanın halkın sağlığıyla oynaması bence pek doğal bir şey değil. Şimdi yani. Sayın Başkan bu çok önemli bir nokta. Bu konuda Sayın Başkan'a bir öneride bulunalım. Belki de bu insan evet. Sayın Başkan'ın kötülüğünü isteyen bir insan. Aynen. Yani komplo kuruyordur kendisine. Orada böyle tespit edilip belediye çalışanıysa da tazminatını ödenip evet yani çünkü Sayın Başkan bu şekilde yazı yollarının da açılması. Tabii Sayın Başkan bu şekilde zor durumda kalıyor. Aynen. Yani o ateş yakıldığı zaman şehir nefes alamıyor. İnsanlar sağlığı tehdit altında. Evde uyuyamıyorlar. Büyük kötü bir koku sarıyor şehri, duman sarıyor. Bu da Sayın Başkan eksi puan getirir. Eğer bunu yapan belediye personeli ise şayet Sayın Başkan'ın kötülüğünü isteyen bir insan demektir bu. Ve tespit etse bence kendisi de rahat eder bu konuda. Varsa böyle bir şey tabii bilmiyoruz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Abdullah Bey. Bence hatırlarsanız bir ara hayvan barınağında pitbull köpeğin karalaması. Evet. Şimdi bazen bir karalama operasyonu yapılıyor. Bazen bir karalama bir şey yapılıyor. Evet. Bilinçli bir şekilde yapılıyor. Sen bazıları doğru açıklama yaptı. Bize bir komplo kuruldu dedi. Bu da onun gibi bir şey mi acaba? Eğer böyle bir şey varsa bence evet. belediye başkanının bunu takip edip gereken cezayı da vermesi ve adli yollarının da açık olması bence halk tarafından da memnuniyet olarak karşılanır yani. Yani muhakkak kendisi olması lazım. Kendisi de evet. Belediye başkanının da burada kendisini kanıtlaması lazım aslında. Kendisini temizle çıkarması lazım. Alakası olmayıp evet. böyle bir sıkıntının işte bize karşı yapılan bir komplo olduğunu evet. ve halk tarafından tabi bunun memnuniyetle karşılanmasını tabii ki canım zaten yani öyle bir varsa suçlusu bulunduğu zaman zaten halk büyük bir memnuniyet yaşar bu konuda Sayın Başkan'a teşekkür ederim. Aynen. Şimdi bu konuda bana da az önce bir yazı geldi. Evet. Kaftamızın park ve bahçe sorunları evet, ona gireceğiz. Mutlaka dile getirin diye. Ona muhakkak gireceğiz. Şimdi bu konuyu tamamlayalım. Bundan sonra konuya geçeriz. Diyor ki bak Aşiyan kent sakinleri bana attığı mesajlar var burada. Yani birisi diyor ki hatta yazmış ve bu konuyu medya taşımamız lazım diyor. Var mı işte bize yardımcı olacak birileri diye. Biz de kendisine dedik biz bunu dile getireceğiz. Ne diyor birisi diyor ki az bir darbe değil diyor. En az 600 hane biz burada rahatsız oluyoruz diyor. Geceleri uyuyamıyoruz diyor. Gece zehirlenme korkusundan. Yani Aşiyan kentte oturan. Evet. Yanındaki çevre evleri söylemiyor. Çok fazla, çok fazla. Yani Aşiyan kenti söylüyoruz biz. 2000'e yakın vatandaş yani ev var. Evet, evet, evet. 2000 tane ev rahatsız oluyor. Yani Aşiyan kenti söylüyorum diyor ki 600 hane diyor. Gece zehirlenme korkusundan balkonlarda yatamıyoruz diyor bu vatandaşımız. Evimizde hapis hayatı yaşıyoruz diyor. Yani bu konuda yardım talebinde bulunuyorlar. Bizden bulunuyorlar. İşte artık demek ki
gerekli yerlere gitmişler de acaba çözümü bulamamışlar. Olabilir. Sayın Başkan, bu konuyu da bu şekilde kapatalım mı? En son mesela bakayım. Yani evet, ya aynen doğru. Birisi Mercan TV'den yardım isterim demiş. Grupta yazılan mesajları okuyorum. Mercan TV hep yanınızda olacak. Bunda, Mercan TV ailesi bu konuda teşekkür ediyorum. Evet, evet, her evet, zaman evet. Yanında olur. Teşekkür ediyoruz Sayın Biz, Başkan. Biz siyasetçilerin de hiçbir zaman taraflı olmadığını evet. Her zaman bize kanıtladınız. O konuda size teşekkür evet, ediyorum. Evet. Parko bahçelere geleceğiz Sayın Başkan. Evet. Böyle sırayla gideceğiz. Şimdi geçen hafta bugündü. Pazartesi günüydü. Bir intihar vakası. Ya doğrusu 3 intihar vakası yaşandı. Burada Adıyaman Kahta ilçesindeydi bu. İki gencimiz maalesef hayatını kaybetti. Bir tane vatandaşımız da en son atlamaya çalıştı, intihar etmeye çalıştı atlayarak ve en son zaten ikna edilip aşağı indirildi. Biz oralarına gittiğimizde şunu görmüştük işte orada emniyet, itfaiye, bütün yetkililer oradaydı. Ambulans hazır durumda bekletiliyordu. Ama orada bir şişme yatağın olmadığını gördük. Hava yastığının olmadığını hava gördük. Yastığının evet, olmadığını, evet. Olmadığını gördük. Yetkililere sorduğumuzda dediler ki ya tamam gerekiyor ama şart. Ama şu an biz belediyeden talep ettik. Daha doğrusu itfaiyeden talep ettik. Yok da oradan getiriyor. Böyle bir hizmetimiz yok şu an demişler. Biz de bunu geldik burada haber yaptık. Daha sonra belediye meclis toplantısında şu dile getirildi. Efendim belediye başkanımız bunu bizzat kendisi tekrar etti. Dedi ki var aslında bizim hava yastığımız var. Ama biz açmadık ki vatandaşı oraya o cezbedip kendini atlamasın. Yani kendi intihara teşvik etmemek için biz orayı açmadık diye şeyde bulundu. Daha sonra yanındakine sorduğunda dedi ki çok yanlış bir cevap. Aslında dedi ki o ayrı bir sıkıntı. Dedi ki oraya yardımcısı yanılmıyorsam dedi ki evet var ama bizde branda var dedi. Yani şişme yastık yok. Hava yastığı hava yok dediler. Şimdi o iki kat için geçerli. Yani 3-4. Kata gittiğin zaman hiçbir etkisi olmuyor. Çünkü bildiğin muşamba parçası. O da atlayan insan da ölümüne sebep olur zaten. Evet. 6. katta atlarsa. Şimdi anladık ki aslında niçin açmamışlar? Şimdi doğru söylüyor Sayın Başkanımız. Eğer onu açsalar, vatandaş da ona güvenerek kendini atsa, maazallah paramparça olacak. Çünkü sorunlu kendisi olacağı için. Göre vatandaş kendine macera arıyor. Evet, hayır öyle değil. Diyor ki vatandaş onu göre atlamazsın. Evet. Yani açtığı zaman evet. Vatandaş oradan atlayacak bir aksiyon yaşayacak. Yani aksiyon. Şimdi diyor ki o biz o branda atsaydık vatandaş atlayacaktı diyor belki de. Teşvik etmiş olurdu diyor. Doğru söylüyor belki de yani o branda güvenip kendine hani nasıl olsa bana bir şey olmayacak. Atlayacaktı ama bir sıkıntı yaşıyor. Çünkü o vatandaş mümkün değil yaşayamaz. O branda tutmaz onu. O yüzden brandayı aşmadık diyor. Ama hava yastığının olmadığını söylemedi bir türlü. Ki son öğrendik gelmiyorsam hava yastığı Adana'dan getirildi. Ya 45 dakika sonra getirildi. Sonra vatandaşımız ikna edildi ve orada indirildi. Şimdi bu havası eksikliği var. Bir de Sayın Belediye Başkanı'nın beyanatları var. Yani biz asaydık şöyle olurdu gibi. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz Sayın Başkan. Şimdi Abdullah Bey önce ben şunu demek istiyorum. Yani bir belediyenin hava yastığı varsa, orada intihara teşebbüs eden bir vatandaşımız varsa, eğer açılmamışsa, bence bu yanlış bir şey. Madem varsa Adıyaman'dan niye hava yastığı getiriliyor? Evet, güzel. Bakın şimdi burada olmadığı, yani olmayıp da olmayan bir şeyi var etmeye gerek. Emniyet etkileri bize yok dedi. Ama başkanı var diyor. Ben bunu araştırdım. Evet. Şimdi biliyorsunuz Abdullah Bey, ben bir şeye cevap verdiğim zaman araştırarak cevap veriyorum. Araştırmadan cevap vermiyorum. Evet. Yani bu konuda bilgim, fikrim yoktur diyorum. Cevap vermiyorum. Evet. Ama araştırıp bildiğim konu varsa ben cevap veriyorum. Bilmediysem de araştırıyorum. Evet. Şimdi benim demek istediğim şu. Eğer belediyenin hava yastığı varsa neden açılmadı? Niye açıldı? Yani orada varsa neden getirilmedi? Niye Adıyaman'dan hava yastığı polis ekibi eşliğinde, iki tane eskort eşliğinde Adıyaman Belediyesi'nden hava yastığı getirildi? Ben dediğim gibi teşvikse eğer hava yastığını açmak açıldı oraya. Burada ne demek? Hatta bütün Türkiye'de, yok demek. Bütün Türkiye'de bu hava yastığını açanlar yanlış mı yapıyor yani? Hayır, yanlış yapmıyor. Şimdi sen intihara teşebbüs etmişsin.
niyetlisin yani, çünkü niyet etmişsin ben buradan atlayacağım diyorsun. Evet. Benim ailevi sorunum var veya işte geçim sıkıntım var. Hı hı. Benim işte herhangi bir sıkıntım var. Evet. Veya ben işte uyuşturucu madde kullanıyorum artık, hı hı, etkisinden çıkamıyorum. Hayatıma son vermeyi, evet, istiyorum diyor. Şimdi sen bir karar almışsın. Hı-hı. İntihar edeceksin. Adı üstünde bak. İntihara teşebbüs. Yani zaten Akşehir'in o binanın tepesine çıkmazsın. Şimdi intihara teşebbüs etmeyen bir insan 5. kata çıkıp kendini atmaya çalışmaz. Evet. Bu adam niyeti bozmuş. Atacak kendini. Hı-hı. Senin yapman gereken belediye olarak, belediyenin itfaiyesi olarak, bakın polis gittiği zaman ilk başta ne yapıyor? Hemen emniyet kendi emniyetini alıyor. Tabii. Emniyet bandı çekiyor. Emniyet bandı çekiyor. Orada gereken tedbirleri alıyor. Evet. Emniyet kendi görevini yapıyor. Hı hı. İtfaiyenin görevi ne? Gelip orada bulunup hava yastığının açılması ve hangi taraftaysa o tarafa hava yastığı açıp o insanın atladığı zaman o hava yastığına gelip ölmemesi, evet, için. Evet. Çünkü orada bir vatandaşı ikna çabaları var. Sen vatandaşı ikna edemezsen o vatandaş atacak kendini. Evet. Hatta farkındaysanız Adıyaman'da aynı konu, hı-hı, oldu. Evet. Vatandaş attı kendini. Aspi AVM'deydi. AVM'de. Bir genç kızımız orada. Genç kızımız hiç durmadan kendini attı aşağı. Evet. İkna edilemedi. Hiç beklemedi. Geçen bir gencimiz kendini evinde astı. Evet. İki gencimiz. Geçen hafta bir bir tane gencimiz. Kızımız yine aynı şekilde. Aynı şekilde. Evet. Evet. Kendini astı. Evet. Ve şu anda gençlerimiz sokak ortasında sen bana omuz attın, sen bana şey yaptın diye kavga edip birbirlerini öldüren gençlerimiz. Şimdi şunu diyorsun Sayın Başkan. Çok özür dilerim. Ben şimdi oraya geleceğim bitireyim. Başkanım. Diyorsun ki yani şu, hasta gençlerimiz diyorsun ki, yani aksiyon peşinde değiller. Değiller. Yani canlı canlı tarafı var. Değiller. Yani hava yastığı açıp da bunlar teşvik mi verim değil mi? Abbas. Bence Abbas kaçıyor. Devam et Sayın Başkan. Yani Yusuf Başkan'ın açıklama yani o konuda vardı da biz açmadık. Bir kere orada siz kanıtlarına geçmiş bir konuşma. Ben izledim. Evet. Olmadığını kendisi kanıtlıyor zaten. Evet. Belediye başkanı yani açıklama yapıyor. Bak ben bizim bir aslında bir şambamız var diyor. Havalarımız yok diyor. Sonraki evet, evet. Sonraki diyor. Reis Bey diyor ki belediye başkanı. Evet. Hava yastığımız var da biz açmadık. Biz eğer açsaydık vatandaş teşvik etmiş olurdu. Peki bu Türkiye'nin 81-82 ilayetinde evet, açıp da il ve ilçelerde insan hayatını kurtaranlar bunlar hata mı yapıyor? Ya akıldan uzak insanlar mı bunlar? Yani bence yanlış bir cevap. Ya aslında sen yetişiyor Sayın Başkanım. Yanlış bir cevap. Bence olmayan bir şeyi kapatmamaları lazım. Yoksa bizim bu eksiğimiz var. Biz bu eksiğimizi en kısa zamanda tamamlayalım. Bu da bize bir akıl parası oldu. Evet. Biz daha iyi hizmet etmek için gerekli tedbirleri alacağız. Bunu demesi lazım. Mesela karda, evet, 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 doğal afette biliyorsunuz yani neler yaşandığını. Evet, ben bizzat kendim karda mahsur kaldım biliyorsunuz. Gelip siz beni kurtardınız. Bu kadar yaptığım evet, şeye rağmen en kötüsü ben oldum mesela. Evet, evet. Çünkü niye vatandaşa hizmet etmişim diye beni eleştirdiler yani. Evet. Ben vatandaştan para istemedim. Bir şey de istemedim. Allah rızası için memleketimizde bir doğal afet vardı. Onu yapmak zorundaydım. Çünkü var yapacaksın yani. Evet. Evet. Bugün yani olmayan bir şeyi var diye göstermek bence yanlış bir şeydir. Yusuf Başkan'ın da burada bir daha açıklama yapmasını bekliyorum yani. Sayın Başkan. Bu hatayı yaptık, evet, bir daha yapmayacağız diye. Hava yastığımız yok. Biz kahtamıza en kısa zamanda hava yastığı alıp ve şu anda imar vermiş olduğunuz 12. katları, 9. kat ve 12. katlara itfaiye ulaşamıyor mu? İtfaiye ulaşamıyor. Bakın 19. kat ve 10. katta yanan bir daireye nasıl müdahale edecekler çok merak ediyorum. Burada büyük bir eksiklik hemen çok olarak Sayın ediyorum. Başkan. O zaman diyorsunuz ki 12. kata kadar imar verilmiş ama ona ulaşacak bir itfaiye şu an yok. 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 Yaptım. Şimdi evet, hava yastığı yok. İtfaiye bedeni yetersiz. Hava etmesinde kaza olursa onu kesecek araç makası yok. Bu da Sayın Başkanım bir şey demek istiyorum. Yani birçok yok. Evet evet anladım. Ben saysam bitmez yani. Sayın Başkan bunu diyorum kendilerine. Bugün ben birkaç tane iş insanıyla görüştüm. Bunlardan bir tanesi de ikna geldi. Belediyenin hakikaten yoksa bu havası yoksa dedi. Bunu da dedi yok desin ben alıp belediye hibe ederim dedi. Vatandaşın çok güvenliği için dedi.
Bunu yapacak iş insanlarımız var. Biz bunları burada ekran başındaki insanlara söylediğimiz zaman ekran başındaki insanlar bize ulaşıyorlar. Diyor ki biz almaya hemen alabiliriz diyor. Belediye hibe edebiliriz diyor. Eğer bir sıkıntı varsa, Sayın Başkan bir açıklama yaparsa bir söz veriyorum kendisine burada. Bu arkadaşlara giderim. Bunlar da belediye hibe ederler bunları. Alıp hibe ederler. Yani niyetindeki haklar bir hizmettir. Halka hizmettir. Gurur, bazen gurur şeylere çok şey yapar. Şimdi burada gurur zamanı değil. Evet. Yani halkın, hani burada bir şey yoksa halka... Yani yoksa varsa var yani benim. Yani ben de hiç hava bastırdığımın manası yok. Şimdi ben şunu da söyledim Abdullah Bey. Biz en önemli konuyu atlatıyoruz her zaman. Evet. Malzemeler hepsi olsa bile bunları yapacak ekipmanın eğitimi olmadıktan sonra boş. Evet. O ekibi eğitecek, o ekibi hazırlayacak. Eğitimi şart. Evet. O ekibi eğitmeleri şart. Farkındaysanız 5. katta atlayacak olan vatandaşımıza itfaiye ekipleri ne yapabildi? Hiçbir şey. Bir ikna çalışması veya bir şey. Ya şimdi o ayrı bir sıkıntı. Eğitimli eleman, eğitimli personel o ayrı bir sıkıntı şimdi şu anki hafta. Bence ya hepsini değiştirsinin personeli. Ekipman yok, malzeme yok. Aynen. Yani bugün Kahta Belediyesi'nin personel, hani birçok personelin eğitimi var. Ona ben diyecek bir şeyim yok. Evet. Çünkü eğitimi olan personel görevini yapıyor. Çünkü eğitimini biliyor. Hı hı. Yapacağı şey. Ama olmayan personellerin bence bir an önce eğitime tabi tutulup ve bunları eğitim alanına alıp en güzel şekilde eğitmeleri lazım. Evet. Bakın, özür dilerim Abdullah Bey. Bugün Kahta'mızda biliyorsunuz her yıl binlerce kaza oluyor. Kahta kazası. Şurada bir trafik kazası olsa, vatandaş içinde mahsur kalsa, çok... Kesme makası dedim, kaportayı kesme makası. Kaportayı kesme makası olsa, onun eğitimini almayan bir personel kullanamaz. Müdahale edecek. Evet. Şimdi bakın AFAD'ın, Kızılay'ın personelleri var değil mi? Hepsi eğitimli. Tabii canım. Şimdi eğitim şart. Evet. Önce personeli eğiteceksin. Başka şey yapalım. Önce malzeme çıksa, önce malzemeyi alalım. Sonra malzeme yok. Malzemeyi aynı. Malzeme yokken. Olmuyorsa personel olsun biz alalım. Yani personel boş etmenin manası yok çünkü yani ekipman yoksa sen personel eğitip de ne yapacaksın? Önce şu malzeme yani az 3 kalem malzeme var şu an belediyenin eksiği. Ama burada encümenlere de işliyoruz. Tabii. Bütün encümenlere söylüyoruz. Bütün encümenlere işliyoruz. Bütün encümenlere, AK Parti encümenlerine hepsine söylüyoruz. Grup başkanlarına söylüyoruz. Grup başkan vekillerine söylüyoruz. Efe'ye söyleyip Sayın Başkan'a söylüyoruz. Sahip partilere söylüyoruz. Diyoruz ki. Buradan bu seslerine de yapalım. Bir dakika yaparsınız. Havalası eksiğimiz var diyor. Kesme, kaporta kesme makası eksiğimiz var diyor. Bir de ki 12. kata çıkacak itfaiye merdivenimiz yok. Bunlar tespit edilmiş Sayın Başkanım. Lütfen. Bunlar hakkında tedarik yapamıyorsanız biz kağıt halkı olarak burada bir program yapacağım, sesleneceğim. Bütün bu 3 artı kalemi de 3 malzeme, ekipmanı da ben size aldırırım ve size hibe ederler belediye. Size değil, belediye hibe ederler. Çünkü belediye sizin malınız değil, hepimizin malı. Belediye vatandaşımız. Bir vatandaşımızın başına bir iş geldiği zaman, bir kaza bela geldiği zaman ki hayata tutunabilsin, yaşamını idame edebilsin diye. Buyur Sayın Başkan. Buradan Sayın Yusuf Başkanıma sesleniyorum. Evet. Başkanım, siz belediye meclisine bunu gündeme taşıyın, bu malzemelerin alınması için. Eğer belediye meclis üyelerinden onay gelmezse size söz veriyorum, biz ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Hani hep diyor ya işte biz encümenler çalışmama izin vermiyor diye. Evet. Siz bunu, bu malzemelerin tedariği için ne gerekiyorsa biz de sizin yanınızdayız. Çünkü Kahta halkımızın bu malzemeye ihtiyacı var. Evet. Vatandaşımız Allah muhafaza yarın öbür gün bir şey olsa bu malzeme yok memleketimizde. Bir de memleketimizde hani biz diyorduk ya kar küreme aracı. Evet. Bence kar küreme aracı da memleketimize artık şart. Evet. Çünkü belediyemize artık şart. Biliyorsunuz 20 yıl boyunca yağmayan bir kar bu sene çok güzel yağdı. Birden yağabilir. Birden yağabilir. Yani bizim her zaman tedarikli olmamız gerekiyor. Evet. Şimdi Sayın Başkan, ben de park ve bahçeler hakkında bir şey söyleyecektiniz anlamıyorsam, değil mi? Evet. Bu konu hakkında buyurun eksiklerimiz var galiba. Belediyenin veya da bizlerin, vatandaşın ne eksiğimiz var? Belediye ve park konularında sıkıntı nedir daha doğrusu? Sıkıntı memleketimizde, Kahta'mızda, şehir merkezinde 17 tane parkımız var. Evet. Ve 17 tane parkımız kullanılamaz halde. Evet.
Bunların bir an önce vatandaşın hizmetine sunulması lazım. Hangi parklar bunlar? Sayın Başkan, bilginiz var mı? Şu an mesela Hürriyet Mahallesi'nde park alanı var ama park yok. Park yapılmamış ama. Park yapılmamış. Evet. Yani yıllar boyunca teli çevrilmiş, ağaca ekilmiş. Ama bir hizmet yok. Ama park, hiçbir şey yok. Açılmamış da park. Açılmamış. Evet. Yani suyu, elektriği, her şeyi çekilmiş ama park malzemeleri yok. Evet. Bir an önce yapılması. Mesela Girne Mahallesi'nde park var ama yani malzemelerin hepsi kırılıp tahrip edilmiş. Hı hı. Onların elden geçirmesi lazım. Mesela Cumhuriyet Mahallesi'nde işte Fatih'de diğer mahallelerde çok mahallemizde aynı konularda vatandaşlarımızın bize getirmiş olduğu konular. Başkanım biz gidiyoruz belediyeye söylüyoruz ama ne yazık ki parkımız yapılmıyor. Şimdi Yusuf Başkan'a şunu söylemek istiyorum. Bir mahallenin parkı olmazsa mahallenin çocukları nerede eğlenecek? Mahallenin gençleri nereye gidecek? Parkları dile getirdikten sonra Abdullah Bey, ben çok önemli bir konuya değineceğim. Kısa olsun. Evet. Kısa ve öz. Şimdi kağıtlarımızda bence kaymakamlığımız, emniyetimiz, belediye ve bütün ilçe başkanları, bütün siyasi kalemler hepsinin bir araya gelip gençlerimizin sorun ve taleplerini hep birlikte dinlememiz gerekiyor. Hiçbir parti ayrımı yapmadan. Çünkü gençlerimiz biliyorsunuz Abdullah Bey şu an maddeye alışmış bu durumda. Maddeyi bulamadıktan sonra kırkızlık yapıyor. Kırkızlık yaptıktan sonra kendini affedemiyor. İntihar teşebbüsünde bulunuyor. Birçok gencimiz kendisine yediremiyor. Birçok gencimiz şu an madde milletin elinde düşmüş. Millet yani o insanlar o maddeyi kullanmadıktan sonra yani kendilerini kaybediyorlar. Bizim bu konu hakkında bütün siyasi partiler, bütün devlet kalemlerinin Kahta'da bizim şu an bunlarla mücadele edip ve bu gençlerimizin bir araya getirip sorun ve sıkıntılarını bunlar için gereken eğitim ve tedavilerinde yapılması için ne gerekiyorsa hepimiz bir arada olup Kahta gençlerimizin yanında durup bunların hizmetinde bulunmamız gerekiyor bence. Bütün siyasi partilere de buradan sesleniyorum. İnşallah sesimi duyarlar, hep birlikte bir arada oturup gençlerimizin sorun ve sıkıntılarını dile getiririz inşallah. Sayın Başkan, son olarak şunu söyleyeyim. Kısa ve öz hemen geçmemiz lazım. Çünkü evet. Son bir ve iki dakikamız şu an. Burada bir konser vardı iki gün önce ve bir de şehidimiz vardı. Adıyaman Belediyesi iptal etti ama Kahta Belediyesi bu konseri iptal etmedi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence iptal etmesi gerekiyordu. Evet. Çünkü şehidimiz hepimizin şehidi. Evet. Allah buradan ailesine sabırlar versin inşallah. Allah şehidimizin mekanını cennet etsin. Vatan sağ olsun diyoruz. Keşke konser iptal edilseydi. Evet. Konser yapıldı ama yapılan konserlerin güvenlik önlemleri bence Abdullah Bey yetersiz diyorsunuz. Yetersiz. Evet. Çünkü ben kendim şahit oldum burada kalkarken. Evet. Genç gruplar birbirlerine giriyorlardı. Evet. Müdahale etmeye çalıştım. Hatta ben bile orada araya gittiniz. Araya girecek. Evet. Ama olsun, gençlerimiz için canımız da feda olsun. Evet. Keşke şehidimiz için konser ertelenseydi daha iyi olurdu bence. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet. Size teşekkür ediyoruz geldiğiniz size için. Teşekkür ederim Mercan Tüy ailesine. Biz size teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler. Buyur. Kısa. Mercan TV'nin Kahta'ya gelmesi hem halk nabzında hem bizim nabzımızda çok iyi oldu. Başarıdan başarıya imza atıyor. Devamında diliyoruz inşallah. Çok tarafsızlığınızı da çok diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Şimdi burada sevgili emniyet amirime, sevgili valime, sayın kaymakamıma, değerli milletvekillerime, sayın belediye başkanlarıma seslenmek istiyorum. Özellikle ve özellikle şunu demek istiyorum. Adıyaman Kahta ilçesi bir uyuşturucu, bir madde cennetine dönmüş. Uyuşturucu kullanma yaşı neredeyse 14'lü yaşlara kadar düşmüş. Ona kadar düşmüş. Sayın başkanım düzeltiyor. Sizden bilhassa ricamızdır. Lütfen bu konuya eğilin. Gençlerimiz elden gidiyor.
tekrar söylüyorum, Sayın Kaymakam, Sayın Vali, Sayın Emniyet Yetkilileri, Sayın Emniyet Müdürüm ve Sayın Değerli Vekillerim ve Sayın Ahmet Aydın, özellikle buranın siyasi lideri olduğu için hepinizden bilhara rica ediyorum, lütfen ama lütfen, gençlerimiz elden gidiyor. Belki siz dışarıdaysınız, farkında değilsiniz ama biz halkın içindeyiz ve yaşıyoruz. Gençlerimiz, bu illete kurtarın diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bak. Kısa kesiyoruz. Kısa, evet. Kısa, evet. Sayın vekilimize sadece ben bir çift lafım var. Tabii evet. Müsaade ederseniz. Kısa. Kısa ve öz. Sayın Ahmet Aydın'a ben Adıyaman milletvekiliyim. Sadece şu kadarcık bir şey söylüyorum. Sayın vekilim, siyasi partilerin burada hiçbir önemi yok. Burada şahısların önemi var. Bunu çok iyi biliyorsunuz siz. Bu vatandaştan alay geçmenizi bu gençler hiçbir zaman müsaade etmeyecek. Bugün açıklamış olduğunuz Millet Bahçesi diye adında projeyi bundan 5 yıl önce sahil yolu projesi olarak vatandaşa sundunuz. Ve yarım bıraktınız 5 yıl boyunca. Ne oldu da şu anda gençlerimizden, milletimizden kafa bulup da Millet Bahçesi'ne çevirdiniz? Bu halk bunu hiçbir zaman... Sayın Murat Başkan çok uzadı. Kesmek zorundayız. Şimdi şu, yalnız bir şeyi birbirine karıştırdınız. Millet Bahçesi ayrı, sahil yolu ayrı. Hayır, farklı. O belediyenin bünyesindeydi. Çevre yolu dediğimiz o... şu an Millet Bahçesi hükümet yapıyor. Yani birisi belediye yapıyordu, birisini hükümet. İkisi birbirine farklı. Onu düzelteyim. Sahil yolu projesi orada. Farklı. İkisi birbirine farklı şeyler yapıyorsun. Başkanım. Aynı ya doğru, yer aynı ama projelerin sahipleri farklı. Şu an sahipleri değişmiş. Şimdi hayır, proje bak şurada bilginiz olsun. Proje belediye yapması gerekiyordu. Belediye el çekince ben yapmıyorum deyince devlet sahiplenmek zorunda kaldı proje. Abdullah Bey, belediyeyle kaymakam yapıyordu. Kaymakamlık yapıyordu zaten bunu. O farklı. Yukarıda yapılması ayrı bir şey. Birbirine farklı konular, bilginiz olsun. Neyse sevgili izleyiciler, yeni bir gündem kritikten buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler olsun. Hoşça kalın.